Arkası yarın. Kördüğüm 3. bölüm. Yazan Tayfun Türkili, yöneten Ümit İsmailoğlu, ses kayıt Ahmet Atalay, kurgu Savaş Emre Uraz. Oyunda rol alan sanatçılar: Bora, Orhan Kemal Aydın, Nermin Canan Kılıç, Nuran Neslihan Gürgün, Macit Haluk Kesim, Baba Demiray Erül, Gamze Şebnem Güler, Meral Hülya Aksu, Anne Funda Ultay, Süreyya Doğan Aybay. Nermin İstanbul'da Eczacılık Fakültesinde okurken sınıf arkadaşı Bora'yla yaptığı hatayı evlenmekle telafi etmek ister. Ancak servet avcısı olan Bora evlenmeye yanaşmaz ve Nermin'e bebeğini düşürmesi için çocuk düşürücü hap verir. Çaresiz kalan Nermin hapları içer ama bebeğini düşüremez. Evlenmekten başka çaresi kalmayan Bora korkunç bir plan yapar ve boş ilaç kapsüllerinin içine zehir koyar. Gayesi bu hapları Nermin'e içirterek onun ölümüne sebep olmaktır. Nermin gelmedi. Oysa her zaman bu saatte burada olurdu. Demek ki ilacı kullandı ve işi de bitti. Hapların içinde beyaz arsenik vardı. Kurtulması mümkün bile değil. Mutlaka ölmüştür. İnşallah öyle olmuştur. Ders bittikten sonra postaneye gider, yazdığı intihar mektubunu ablasına postalarım. Aptal kız. Kendi eliyle yazdı hem de. Kabahat bende değil. Aklını kullanıp da hamile kalmasaydım. Merhaba. Ne? Nermin, sen? Aa, ne oldu? Nedir bu halin? Seni gören de hayalet gördüğünü zannedecek. Ben biraz rahatsızım da. Midemi bozmuşum. Sen neden geç kaldın hem? Uyuyakalmışım da. Gel, dışarı çıkalım. Ama sınav? Midemi bozduğumu söyledim ya. Sınava hazırlanamadım. Hadi, hoca gelmeden çıkalım sınıftan. İlaçları kullandın mı onları? Tabii. Ama bir faydası olmadı, görüyorsun işte. Evet, olmamış. Yazık. Ne yapalım? Biz de evleniriz. İyi ki bir işe yaramadı. Boşu boşuna günaha girecektik. Evet, haklısın. Şimdi ne yapıyoruz Bora? Nasıl? Ne yapıyoruz? Yani evleniyoruz, öyle değil mi? Ya tabii canım. 10 gün sonraya mı gün vermişlerdi? Öyle demiştin galiba. Tabii. Bak aklıma ne geldi. Ne geldi? Evleneceğimiz nikah dairesini görmek ister misin? He? Bilmem. Gerek var mı görmeye? Hayır, sordum sadece. Belki merak edersin diye.
Ne de olsa 10 gün sonra orada benimle hayatını birleştireceksin. Haklısın. Hadi gidip görelim. Çok beğeneceksin. Kocaman bir bina. Kaç kişi çağıracağız nikahımıza? Şey, bilmem. Eşi dostu çağırırız herhalde. Kız kardeşlerimi çağıracak mıyız? Saçmalama. Özellikle evliliğimizi onlara duyurmayacağız. Babanın hışmına uğramaktan korkmuyor musun? Yanımda sen olduktan sonra kimseden korkmuyorum Bora. Hadi gel. 10 gün sonra nikahımızın kıyılacağı şu salonu bir göster bana. Evlendirme dairesi burası mı? Evet. Nasıl? Amma yüksekmiş. Kaç kat burası Bora? 15 kat. En üst katı. Öyle güzel ki İstanbul'u ayağının altındaymış gibi seyredebiliyorsun. Manzarası güzel yani. Evet. Gel üst kata çıkalım. Manzaraya bayılacaksın. Ama bende yükseklik korkusu var. Hani yanında ben varken kimseden korkmazdın? Peki çıkalım hadi. Manzara nasıl? Dehşet. İstanbul'u hiç bu kadar yüksekten seyretmemiştim. Nermin. Efendim? Sana söylemek istediğim bir şey var. Nedir? Şu haplar hakkında. Haplar mı? Sakın yine... Yok, korkma. Tekrar kullanmanı isteyecek değilim senden. Tam tersi. Hapların bir işe yaramamasına sevindiğimi söyleyecektim. Sahi mi? Yani bebeğimizi düşürmediğime sevindi mi hakikaten? Tabii. Neden yalan söyleyeyim ki? Düşündüm de baba olma fikri pek cazip geldi bana. Tabii. Hangi erkek baba olmak istemez ki? Düşünsene Bora. Mini mini bir bebek. Senden ve benden. Onu seveceğiz. Okşayacağız. Bağrımıza basacağız. Konuşmaya başladı mı sana baba, bana anne diyecek. Ve günü geldiğinde o büyüyecek. Ve bizim neslimizi sürdürecek. İşte hep bunları düşündüm bütün gece. Bu yüzden ilaçların bir işe yaramadığına sevindim. Bora. Efendim canım. Sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Söyle canım. Ben senin verdiğin o hapları hiç kullanmadım ki. Kullanmadın mı? Hayır. Hepsini tuvalete attım sevgilim. Sana söylemiştim ya, çocuk aldırmak büyük günah diye. Kızmadın bana değil mi? Hayır. Neden kızayım? Gelsene buraya. Aşağıdan insanlar karınca gibi gözüküyorlar. Yükseklik korkum var demiştim ya. Hadi canım, ben yanındayım. Korkacak ne var ki? Hadi gel yanıma. Peki. Bak aşağıya. İnsanları görüyor musun? Ay, başım dönüyor. Bakamayacağım. Evleneceğimizi kimseye söylemedin değil mi? Hayır. Peki kız kardeşlerine, onlara da söylemedin değil mi? Söyleme dedin ya. O da arkadaşına. Gamze'ye mi? Hayır, henüz ona da söylemedim. Neden sorup duruyorsun Bora? Arkamda iz bırakmamak için. Anlamadım. Nasıl yani? Üzgünüm Nermin ama başka çarem yok. Hey! Dur! Yapma! Aşağıya düşürecektin beni. Ölmekten başka çaren yok Nermin. Tek çare bu. Dur, yapma! Aşağıya düşeceğim. Yapma Bora! Hadi! Elveda, elveda aptal sevgilim. Çekilin, yol açın, kenara çekilin. Ne olmuş burada? Vay canına, genç bir kız. Ne olduğunu bilen ya da gören var mı? Binanın üst katından düşmüş buraya. Düşerken de çığlık atıyormuş. Sanırım intihar etmiş. Ölmüş bu. Nefes almıyor. Çabuk telsize bir ambulans isteyin. Cesedi burada bırakmayalım. Kimlik araştırmasını da sonra yaparız. Gelsin doktor. Oo şef, sen misin? Gel hele gel.
Şu evlendirme dairesinin çatısından aşağıya düşen kız için geldin değil mi? Evet. Bir şey bulabildin mi? Bak, kafasını görüyor musun? Beyin diye bir şey kalmamış. Ayrıca boyun da kırılmış. Yani? Yani ölüm sebebini soruyorsun değil mi? Bence intihar. Yani aşağı düşmeden önce ölmediği ya da öldürülmediği belli değil mi? Kesinlikle. Aşağı düştükten sonra ölmüş. Ama aşağıya kendi kendisini mi attı, yoksa birisi mi onu attı bilemem. Eğer birisi attıysa onu bulmak sizin göreviniz. Evet, anlıyorum. Peki, eyvallah doktor. Şef! Evet? Kim bu kız? Önemli birisi mi? Bursalı ünlü bir iş adamının kızı. Adı Nermin. Ha, şu mesele. Peki, babasına kızının öldüğünü söylediniz mi? Henüz hayır. Ama biraz sonra merkeze gidince durumu bildireceğiz kendisine. Ona kızının intihar ettiğini mi söyleyeceksiniz? Evet. Elimizde cinayet zanlısı ya da aşağı itildiğini gören bir görgü şahidi olmadığına göre. Kızın babasına bir şey daha söyleyebilirsiniz. Neyi? Kızının 2 aylık hamile olduğunu. Tabii. Ne? Ne dedin sen? Kız hamile miymiş? Evet, 2 aylık. Allah kahretsin. Neden bunu daha önce söylemedin bana? Şimdi söylüyorum ya. Bu durumu değiştirir işte. Nasıl? Neyi değiştirir? Kızın intihar mı ettiğini yoksa cinayete mi kurban gittiğini? Neden böyle düşünüyorsun şef? Bence kız intihar etmiş. Evli olmadığı halde hamile kalmış. Hamile bırakan da kendisini almayacağını söylediyse kızla çocuğunu babasız doğuracağına çareyi ölmekte bulmuş. Bu sadece bir faraziye. Sana kızın babasının çok zengin bir adam olduğunu söylüyorum şef. Milyarder bir iş adamının kızını hamile bırakan birisi daha sonra neden onunla evlenmek istemesin ki? Hamile bıraktığı kızla evlenerek ömrünün sonuna kadar zenginlik içinde yaşardı. Bu işin içinde başka bir iş var gibime geliyor. Soruşturmayı derinleştirmeliyim. Yani sen kızı hamile bırakan kişinin onu çatıdan aşağıya attığını mı söylemek istiyorsun? Evet. İyi de evlenerek milyarlara konmak varken neden kızdan kurtulmak istedi peki? Bilmiyorum. Ama öğreneceğime emin olabilirsin doktor. Kör Düğüm adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.